Alkışlıyoruz, alkışlıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Çin'e, Halk Eğitim Merkezi, Halk Oyunları ekibine ve onları alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Seyran başladı bugün seyranımıza. Nereden başladık? Aydın'dayız, Çin'deyiz. Efendim, Seyran'dan herkese bu haftada merhaba diyoruz. Yurt içinde, yurt dışında, ekranları karşısında bizleri izleyen izleyicilerimize ve burada bulunan değerli misafirlerimiz, sevgili Çinliler, Aydınlılar, Seyran'ımıza hoş geldiniz. Evet, Çin'deyiz. Çin'in çok güzel bir noktasındayız. Olağanüstü bir parktan sesleniyoruz. Bu park Kuvayi Milliye Parkı. Kuvayi Milliye Parkı'nı az sonra konuşacağız. Çin'i konuşacağız. Çin'in birbirinden özgün güzelliklerini ve özelliklerini konuşacağız. Çin'in köftesini konuşacağız. Çin'in çay balığını konuşacağız. Çin'in tandırını konuşacağız, balını konuşacağız. Çin'in el sanatlarını konuşacağız. Çin'in müziğini, oyunlarını, yani Çin'e dair ne varsa konuşmak üzere, paylaşmak üzere biz Çin'deyiz. Siz de ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sevgilim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat'ın söylediği gibi efendim, Seyran ekibi olarak biz Anadolu'yu diğer diğer gezmeye devam ediyoruz. Aydın'dayız, Çin'deyiz dedik ve bugün olabildiğince 90 dakikalık sürecek olan yayınımızda Çin'i sizlere birazcık daha yakından tanıtmaya çalışacağız. Her kilometre karesinde onlarca uygarlığın yaşamış olduğu, Kuvayi Milliye ruhunun atmış olduğu bir yerden sesleniyoruz. Evet, biraz önce söylediğin gibi gerçekten çok önemli değerleri var, kültürel ögeleri var. Çin'in aslında hiç, yani göz ardı edilemeyecek bir başka özelliği de Çin'deki madencilik. Çin'in bir de etrafı sularla çevrili, her tarafında barajlar var. Öyle bereketli toprakları var ki bu topraklarda, hani deyim yerindeyse, sopayı ek, meyve al. Senin de söylediğin gibi Murat'cığım, birazdan zaten Kuvayi Milliye Müzesi'nden uzun uzun bahsedeceğiz ama ben söylemeden geçemeyeceğim. Kurtuluş Savaşımızın en önemli destansı elbette ki Malgaç baskınının planlandığı, değil mi? Evet. Bu topraklardan sesleniyoruz sevgili Seyran izleyicileri sizlere bugün. Evet, Çinelilerden bir kocaman coşkulu alkış daha istiyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Bugünkü yayınımız hava sıcak. Çin'in insanları, Aydınlılar zaten sıcak. Birazdan Çin'in mutfağına bakacağız. Ocaklar tütüyor, yanıyor. Sıcak. Bugünkü yayınımız bugünkü nasıl olacak Murat'cığım? Şu anda herhalde saatimiz henüz daha programın başı oldu. 10 dakika falan geçti. Alnımızın seriyle. Yakın, bilmiyorum işte, kameraman arkadaşım gösteriyorsa. Bakın şöyle. Daha başladık. 1,5 saat sürecek yaklaşık programımız. Herhalde eriyeceğiz. Sizlere keyifli seyirler, bizlere de kolay gelsin diyorum. Efendim sevgili Seyran izleyicileri, seyran.trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi. Neden bunları söylüyoruz? Seyran programını ilk defa bugün izleyen izleyicilerimiz, bizim de yaşadığımız şehre gelin, bizim de yaşadığımız ilçeyi ne olur tanıtın diyorsanız, bir kez daha tekrarlayalım. seyran.trt.net.tr bizlere 7/24 ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz diyoruz ve Çin'e de yolculuğumuza başlıyoruz. Murat'cığım, söz sende. Evet efendim, Çin'deki yolculuğumuza başladık. Tabii ki bu yolculuğa başlarken Çin'in mülki amirine merhaba demeden olmaz. Çin'e Kaymakamı Sayın Celalettin Cantürk'le beraberiz. Sayın Kaymakamı, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel, ne sıcak bir ilçe burası. Evet. Hayır, yani tabii ki misafirperverliğinden söz ediyoruz. Çin'e dediğimizde, evet, Kaymakamın dilinden Çin'i anlatmasını istediğimizde neler söyler acaba? Murat Bey, siz bahsettiğiniz gibi gerçekten Çin'e kısa anlamda özetini yapmış oldunuz. İlçemiz gerçekten Ege'nin özel ilçelerinden bir tanesi. Yani arazisiyle, doğasıyla, insanıyla, kültürüyle gerçekten Ege'nin karakteristik özelliklerini taşıyan çok güzel bir ilçe. Her türlü artıyla yakın, tarihi geçmişi olan, güzel bir kültür yaşamı olan, insanların birbirine sevgisi, saygısı olan. Hı hı. Yani gerçekten burada insanlarımız huzur içinde, kazançlarının peşinde iki insanlar. Yaşam tarzı olarak, kültür anlamında geçmişten aldıkları temellerle bunu geleceğe yansıtan bir Ege kültürünü yaşıyoruz burada. Ben aşağı yukarı 2 seneyi bitirdim burada. Evet. Çalışmaktan da, insanlarla hizmet etmekten de son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ne güzel, ne güzel. Biz teşekkür ederiz. Efendim, Çin'in nüfusu nedir? Çin'in toplam nüfusu 53.800
sonra köylerimizle beraber. Merkezimizde işte 20.500 civarında bir nüfusumuz var. Fakat bitişik köylerimizle beraber aşağı yukarı hareketli nüfusumuz 26-27.000 civarında bir nüfusumuz var. Peki Çin'in ekonomisi neye dayanıyor Sayın Kaymakamım? Çin'imizin ekonomisi tabii ki eskiden gelen kültüre şeye baktığımız zaman tarım burada çok önemli bir unsur. Yani daha önceden tütün varmış. Tütünle beraber işte pamuk. Burada arazimizin aşağı yukarı dağlarımız dediğimiz ya hep zeytinlik. Ovamızda da bahsettiğiniz gibi her türlü ürün yetiştiği bir aşağı yukarı çiftçilerimizin yılda 2-3 hatta 4 mahsul aldığı bir burası toprak. Tabii ne güzel. Buna dayalı olarak da buna bağlı işte yan sanayi ürünlerimiz gelişmiş durumda. İşte buna bağlı zeytinyağı fabrikalarımız var. Bahsettiğiniz gibi madenciliğimiz artık belli bir yer almaya başladı Türkiye ekonomisinde. Dünyanın en kaliteli felci ispatının burada bulunduğu söyleniyor. Evet, burada gerçekten akmadenimizde diye isim vermek istemiyorum ama bütün dünyanın her tarafına ihracatımızı rahatla yapıyoruz ve ürünlerimizde hiç her dünya kalitesinde memnun olduklarını biliyoruz. Onu takip ediyoruz. Evet. Yani. Sayın Kaymakamım, peki biz her gittiğimiz yerde mutlaka halk eğitim merkezlerinin çalışmalarını sergiliyoruz, onları gösteriyoruz. Halk eğitim merkezi çalışmalarına ilgi nasıl efendim? Şimdi burada az önce de konumuzda bahsettiğimiz gibi insanlarımız tabii yeni de iklim anlamında her mevsim aşırı bir çalışma durumları var. O yüzden de tabii fırsat buldukça bu geçmişten olan kültürlerini veyahut da halk eğitimin açmış olduğu kurslara katılma eğilimlerimiz var. Fakat tabii tam istediğimiz yoğunu da bu yüzden bulamıyoruz. Ama aslında insanlarımız bu konuda gerçekten ilgili. Fırsat buldukça açtığımız kurslara genelde hepsi katılmak eğilimindeler ve güzel de şeyler çıkıyor sonuçta. Evet, yani bizim geleneksel kültürümüzü, yöresel özelliklerimizi tabii ki yaşatmak lazım. Bunun için halk eğitim merkezleri çok önemli kuruluşlar. Çin'e Kaymakamı Sayın Celalettin Can Türk'e ben şimdilik teşekkür ediyorum. İzninizle halk eğitim merkezi çalışmalarını ve oradaki hanımların yaptığı güzellikleri sergilemek üzere oraya gideceğim efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamım. Görüşmek üzere az sonra. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, halk eğitim merkezlerinin çalışmaları bizim için çok önemli. Burada çok güzel işler yapan, sizi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben halk eğitim öğretmenlerinden Salih Alka. Tel kırma öğretmeni misiniz? Tel kırma da öğretiyoruz, evet. Hı hı. Başka sizin branşınız ne? Ben el sanatları bölümü mezunuyum. Kaç öğrenciniz var? Benim 17 tane öğrencim var. Hı hı. Karışık teknikle hem makine hem de el nakışları olmak üzere bütün teknikleri gösteriyoruz. Yani çeyizini hazırlamak isteyen önce sizin kurslara mı gelmeli? Tabii. Peki. Peki. Merhabalar hocam. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Serap Menengeç. Siz ne hocasısınız? Ben de el sanatları. El sanatları. Tel kırma zor mu? O kadar değil ya. Öğrendikten sonra basit. Basit mi? Evet. Ama çok güzel şeyler yapmışsınız. Evet. Çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Öğrencilerinizin mi yoksa sizlerin mi çalışmaları? Çok öğrencilerimizin. Öğrencilerimizin. Evet. O zaman Çineli genç kızlara kocaman bir alkış istiyorum ben bütün Çine'den. Çine'nin marifetli kızlarına siz şöyle yanıma gelin. Gelin gelin efendim, siz de gelin yanıma. Ben oraya geçemeyeceğim. Ha, çiçekler var. Tabii tabii tabii. Evet, merhaba. Merkez El Sanatları öğretmeniyim. Yani yaptığımız işler kızlarımızın işleridir. Tel kırma olsun, kurdele nakış olsun, normal nakış, maraş, ahşaplar. Hepsi bizlere ait. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık ve ben izninizle hemen yan tarafa geçiyorum şöyle. Orada da kurdele işleri var, çok güzel. Kurdele işleri var, maraş işi var. Aa, burada bir yemek takımı mı bu? Merhabalar, kim yaptı, siz mi yaptınız? Ben yaptım sayılır. Benim kardeşim yaptı. Kardeşiniz nerede? O şu an gelmedi zaten. Gelecek. Evet, gelecek. Tamam, onun adına konuşuyorsunuz. Peki bu işin adı ne? Bu Çin iğnesi, karışık makine iğnesi işleri. Çin iğnesinin adını değiştirip Çin'e iğnesi yapalım mı? Olur, yapabiliriz. Ne dersiniz? Tabii olur. Hazır Çin'deyiz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Burada da, burada bunlar ne meyve, meyveler? Nasıl meyve bu? Mis sabunu. Mis sabunculuğu kursumuz var. Ne sabunculuğu? Mis sabun. Mis sabunculuğu. Nasıl bir kursları? Aslında Edirne yöresi. Ama biz halk eğitimde burada verdik gene kursumuzu. Sabun ham maddesi yani. Sabunu rendeleyip, yoğurup şekil veriyoruz. Şekil veriyorsunuz ve böylesi güzelliklerle. İşte buyurun efendim, bir meyve tabağı. Mevsim meyveleri de var. Her mevsimin meyvesi var. Armut var, ayva var, portakal var, karpuz, kavun var, şeftali var, muz var. Buyurun. Manav dükkanı gibi oldu ama gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Zor mu bunları yapmak? Biraz uğraşlı. Emek istiyor tabii ki de. Emeksiz ama... yemek olmuyor. Evet, emeksiz yemek olmuyor. Bakın biz nasıl terliyoruz, görüyorsunuz değil mi? Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hemen buradan. Aman dikkat Orhan. Orhan dikkat. Ben şöyle geçtim. Burada hanımlar bir şeyler yapıyorlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Burası bir kuyumcu dükkanı adeta. Evet. Hazır. Merhaba. Sizi tanıyalım.
ben Emel. Emel Hanım, ne yapıyorsunuz? Yardım mı ediyorsunuz? Evet, ben öğrenciyim. Evet, burada o yaptığınız işi gösterir. Hasır bilezik yapıyoruz. Hasır bilezik yapıyorsunuz. Evet. Onu örüyorsunuz. Örüyoruz. Bunu buradan böyle büküyoruz. Hı-hı. Sonra arasından geçiriyoruz. Tamamen elde mi yapılıyor bu? Elde yapılıyor, evet, elemeyi. Ne kadar zor, ne kadar zor. Elemeyi. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Evet, elemeyi anlatın. Ve de iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Evet. Siz Allah Allah, devam edin, yapın yapın, nasıl bir şeymiş göreyim ben. Böyle, buradan çekiyoruz. Oradan başka devam, evet. Anlatın bir de. Altıncı delikten çekiyoruz. Tamam, oradan sonra çekiyoruz kapıyı. Bu tarafa. Evet. Zaten tamam, biz yaparken de işte böyle aksilik değil mi? Ha, düzeltiyorsunuz, evet. Elinizde tepe aparatlar var. Evet, çifti kullanarak. Peki evet. Bunlar, siz hoca mısınız efendim? Ben lütfen usta öğretici olarak sizden bilgiler alayım. Ne tür işler çıkıyor? Biz hasır bilezik kursu olarak 5 yıldır bu işi Çin'de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Katılım yoğun mu efendim? Katılım her yıl oluyor. 15-20 öğrencimiz oluyor. Tamam, ne değişik güzel. Değişik ürünler çıkarmaya çalışıyoruz biz. Peki bunları satıyor musunuz? Evet, kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satıyorlar. Peki, hı-hı, ben şimdi bizim kameraman arkadaşımıza şöyle bir kolye hediye etmek istesem kaç para ödemem gerekir? Onu 30 lira verseniz. Yapmayın ya. Pazarlık yapalım. Yapalım. Bunun tamamı şey mi? Örme mi bu da? Tabii. Hı-hı. İçi de örme değil mi bunun? Yani şurası. Oo, çok güzel. Bunun hasır. Bakın da, bakın göstereyim ben şu kameraman arkadaşıma. Evet. Çok güzelmiş bu. Gerçekten çok yani hoş. Değişik. İsim de yazıyor musunuz? Yazıyoruz, evet. Tamam. İsmail yazabilir misiniz? Yazabiliriz tabii ki. Uzun mu oluyor? Peki. Yok yok, yazabiliriz. Tamam, peki o zaman bir ara yazdıralım. Onu ben tamam, de yönetmen arkadaşımıza hediye edeyim. Tamam. Çok rozet teşekkür ederiz. Yapabiliriz. Yani aklınıza ne geliyorsa. O zaman bu marifetli bayanlara da bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu tarafa doğru geldim, geldim, geldim. Merhaba. Aman tanrım, burada neler var? Böyle güzel güzel taşlar var. Bu taşlardan oluşturulmuş mücevherler var. Takılarımız var. Merhaba. Demet ben. Çin'e Belediyesi El Sanatlar Üretim Merkezi adına buradayız. Kursiyerlerimizin, arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri görüyorsunuz şu çok anda. Bunları hepimiz Çin'e Belediyesi El Sanatlar Üretim Merkezi'nde hepsi de yapıldı. Hı-hı. Doğal taşlardan yapıyoruz. Bu taşlar bu yörenin taşları mı? Genelde kuvars. Kuvars, evet. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Ne güzel kuvarslar bunlar. Şu mesela şu çok mesela, ilginç. Evet, 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 hiç ellemeyin de kameraman arkadaşım. Bu doğal haliyle. Bu doğal hali. Evet. Siz alıyorsunuz bunları. Bunları işliyoruz. İşliyorsunuz. Peki bunun için eğitim ne kadar sürüyor? Vallahi bir seneyi. Bir seneyi alıyor. Peki, peki. Kolay, hiç kolay değil. Vallahi kolay değil. Burada da var bir şeyler. Bunlar da mı yine aynı? Evet, aynı bizim. El Sanatları Üretim Merkezi Çin'e Belediyesi'nin. Ben hocalarıyım. Hı-hı. Berna Öztürk. Bayanlarımızla beraber çıkarttığımız ürünlerimiz, özellikle de Çin'e ait olan doğal kuvars taşlarıyla yaptığımız ürünlerimiz de var. Tabii daha yeni olduğumuz için az zamanda olsun, gene olsun, de çok güzel ürünler çıkmış. Çıkarttık. Gerçekten çok hoş kuvarslar, evet, var. Bu kuvarslar mücevhere dönüşmüş, evet, ellerinizde. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Aa, yemek bölümüne erken mi geldik İsmail Bey? Sayın yönetmenim, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim, sizi tanıyalım. Ben yardım doçent Okan Atay. Adnan Menderes Üniversitesi Çin'e Meslek Yüksekokulu müdürüyüm. Evet. Sayın müdürüm, Çin'e Meslek Yüksekokulu müdüründe, şey pardon, okulunda şey mi, peynir mi yapıyorsunuz? Şimdi tarım ve gıda ile ilgili programlarımız var. Çok uygulamalı güzel eğitim yapıyoruz. Hı-hı. Programlarımızın altyapısı oldukça sağlamdır. Evet. 14 kalem üründe üretim izni üretim yapıyoruz. Yani küçük fabrikalarımız var okulda. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı. Onaylı. Bunlar marka. Ama okulun markası. Evet, öğrencilerin okul markası, çok güzel lütfen. Biz markayı göstermiyoruz ama şu markayı gösterir misiniz? Bakın, Adnan Menderes Üniversitesi. Bir üniversitenin ürünleri marka, evet, ve pek az örneği vardır Türkiye'de. Çok güzel, çok güzel bir çalışma. Unlu mamullerimiz de et ürünlerini getiremedik. Et ürünleri sıcak olduğu için getiremedik. Hı-hı. Onlar da var. Onları da üretiyorsunuz. Başka neler var üretimlerinizde? Üretim. Beyaz peynir, evet, keçi peyniri, evet, beyoğurt. Evet. Keçi peyniri var, çok, evet, hoş. Tadabiliriz. Tadabilir miyiz? Tabii. Peki, bilmiyorum. Sizin için hazırladık. Erol, artık keçi peyniri sever misin abi? Keçi peyniri ben, bizim, bir dakika ben vereceğim. Sen aç ağzını. Bak, tadı güzel mi bilmiyorum. Onayını senden alacağız. Beğendin mi? Kamerayı sallayarak evet diyebilirsin. Evet, beğenmiş. Zeytin reçeli. Bize has bir ürün. Çok ilginç. Zeytin, yani, reçeli. Zeytin reçeli. İçinde ne var onun? Ceviz var. Ben oraya geçeceğim. Siz orada. Siz buyurun, tamam, mikrofonu alın. Ben şöyle geçeyim. Buradan zeytin reçeli. Zeytin reçeli de gerçekten. İçinde neler var dediniz? Ceviz var. Badem olabiliyor ama bizimki ceviz. Şu anda yediğiniz ceviz. Sade olabiliyor. Yeşil zeytinden yapılıyor. Evet, tabii. Çok güzel. Yağlar Evet, evet, hakikaten çok güzel. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok hoş, çok başarılı. Hemen ben yemeyeceğim. Orhan'a, kameraman arkadaşıma veriyorum. Bakalım o beğendi mi? Neler söyleyecek bu konuda?
Süper değil mi? Daha önce yemiş miydin? Hayır. Daha önce yememişler. İşte böyle güzellikler var. Bu nedir efendim? Bal, polen. Bal, polen. Bu hepsi da bir bal. Hepsi kendi hayvanlarımızın ürünüdür. Zeytinler de bizim bahçemizden elde edildi. Üniversitenin bahçesi. Şey, domatesler? Onlar dışarıdan alındı. Onlar peki, bizim... peki. Şu arıları görüyorum evet. Orada. Onun özelliği nedir? Mikrofonu yaklaştırın. İlk defa Türkiye'de arıcılık müzesi açıyoruz. Çin Arıcılık Müzesi. Hı-hı. Adnan Menderes Müzesi, Çin Arıcılık Müzesi. Evet. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Mustafa hocamız versin. Projeyi peki, izin verirseniz. Lütfen oraya ben de yanında geleceğim hocamızın. Siz anlatın hocam, geldim ben. Yettim. Merhaba. Evet, proje nedir efendim? Şimdi proje Türkiye'de bir arıcılık müzesi kurulma projesidir. Evet. Bu proje... Şurayı açar mısınız? Türkiye'de... Görüntüleyelim. Türkiye'de bir ilktir. Evet. Sağ olsun başkanımız ve rektörümüz destek veriyorlar. Aslında belediye başkanıyla bunu konuşacağız. Evet. Şimdi ülkemiz Anadolu yüzyıllardır arıcılık yapılan bir bölgedir. Bunun evet. Kanıtları vardır. Ben tutayım bırakayım. Pardon. Bizim amacımız bu kanıtları herkese paylaşmaktır. Bunun yanında burada özellikle çocuklara yönelik, okul öncesi çocuklara yönelik çeşitli eğitim çalışmalarımız olacak. Yani çocukların arıyı ve doğayı sevmeleri yönünde bazı çalışmalarımız olacak. Yetişkinlere yönelik eğitim çalışmalarımız olacak. Çok güzel. Aynı zamanda bu bölgenin arıcılarına ivme kazandırmak için çeşitli projelerimiz de yürüyecek. Şu anda okulumuz zaten arı ürünlerini üretiyor. Burada üreticilerle bir birlik oluşturarak arı sütünden propolise kadar bütün ürünleri tüm arı ürünlerini üreteceğiz inşallah. Çok güzel. Alkışlıyoruz efendim. Adnan Menderes Üniversitesi Çin'e Meslek Yüksekokulu. Burada mini şeyler var. Bunlar nedir efendim? Burada siz mi varsınız? Merhabalar. Merhabalar. İsmim Ali Kemal Özor, öğretim görevlisi. Bunlar da bizim Sanem ve Alpin oğlaklarımız. Nedir özellikleri? Bunlar süt verimi ve et verimi üstün ırka sahipler. Hı hı. Ve bizim Kavşit Yöre projemiz, ki Okan hocamız bu konuda daha detaylı bilgiler verecektir. Kavşit Yöre projemizin bir parçası olarak bunlar teke. Materyali olarak kendi çiftliğimizde barındırıyoruz. Okulun çiftliği var. Evet, okulun süpersiniz. Çiftliğimiz var. Buyur ve hocam siz lütfen. Olarak bunları besliyoruz. Peki şöyle yanıma gelin. Bu hayvan üretimi. Ben kısaca bilgi vereyim. Şimdi hayvancılık son günlerde etten dolayı kentli insanın da gündemine girdi. Evet. Bir sorun var. Biz evet. Keçi yetiştirici anlamda bu sorunu görmekteyiz. Yörede keçi yetiştiriciliğin geliştirmesinin bir ıslah projemiz var. Biz bunu poster olarak astık. Evet. Siz el sallayarak mesaj mı gönderiyorsunuz? Peki lütfen. Amacımız yörede keçi sütü ve oğlak üretimini artırıp Çin'e markalı dondurma ve peynir üretmek. Süpersiniz. Ayrıca Türkiye'nin damızlık merkezlerinden biri olmayı da hedefliyoruz. Ne güzel. Süt keçisi yetiştirici alanında. Projemiz de bu anlamda köylerde yürüyen. Çok önemli. Peki bu koyunlar? Bu çok özel bir ırk bu. Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Murat Yılmaz izin verirseniz ayrıntılı bilgi versin. Evet. Çin'e çaparı koyunu bu. Çin'e çaparı koyunu. Efendim Çin'e çaparı koyunu için evet, hocamıza geldik. Murat merhabalar. Yılmaz, merhabalar. Şimdi bu koyunun özelliği ne derseniz dünyada 130 tane bu koyunlar var, başka yok. 130 tane? Evet, 130 sadece tane. Sadece 130? Saf, evet, saf. Bu bölgenin koyunu, buna madran, evet, madran koyunu da diyebilirler. Özelliği şu, yok olmak üzere fakültemizde Profesör Doktor Orhan Karaca ve ekibi tarafından 1994'te yapılan çalışmalar sonucu koruma altına alınmıştır. Daha sonra Tarım Bakanlığı da destek vererek iki yetiştiri sürüsünde ve Ziraat Fakültemizde. Özelliği ne efendim bu koyunun? Özelliği şu, bu bölgeye has, bu bölgeye dayanıklı bir genotip. Evet. Ve genetik kaynak olarak yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü birçok genetik kaynaklarımız yok olmak üzere tükeniyor. Evet. Birçok koyun ırkımız da yok oldu. Sahip ve çıktığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çin'e çapar olarak bu koyunu koruma altına aldık üniversitemiz tarafından ve şu an ırk olarak tescil edilmiş ve dünya literatürüne girmiş durumdadır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi Çin'in zenginlikleri hakikaten saymakla bitmiyor. Daha yeni başladık. Evet. Sayın Kaymakamım gerçekten çok hoş şeyler bunlar. Evet. Biz kültürel zenginlikleri paylaşmaya devam ediyoruz yine. Türkülerimiz varmış çok güzel. Dinleyelim mi? Hadi beraber dinleyelim. Evet sevgili Mehtap sendeyiz. Muratcığım senin de söylediğin gibi kültürel zenginlik diyoruz. Türkü dostlarına yine selam olsun diyoruz Seyran'da. Yanımızda bir yöre sanatçısı, aynı zamanda bir müzik öğretmeni var. Ali Savaş, Ali Bey Seyran'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Çineli misiniz? Evet aslen Çineliyim. Buranın yerlisiyim. Doğma büyüme burada ikamet ediyorum şu anda. Ne kadar güzel. Şimdi Çin'e daha önce biz hep Seyran'da soruyoruz. Çin'e daha önce hiç gelmemiş izleyicilerimiz. Neden gelsin Çin'e? Bir kere ben Çineli olduğum için söylemiyorum. Çin'in dağlarından suyu, dağlarından zeytinyağı, zeytini, ovasından mısırı, pamuğu eksik olmayan bereketli bir yer.
efendim köftesi, ne bileyim aklınıza her türlü şey gelebilir. Yaylası, havası, her şeyi mükemmel bir yer. Her şehirde. Duyuyorsunuz sevgili Seyran izleyicileri. Peki bize hangi türkü okuyacaksınız Ali Bey? İlk olarak yine bizim Çin'imizin bir beldesi olan Akçova türküsü. Demin kameralar gösterdiğimi bilmiyorum. Akçova testisi bizim buranın bardağı meşhur. Hı hı. Suyu soğuk tutar, serin tutar. O türküyü okuyacağım. Arkasından da bir Çin'e türküsü, Sevda türküsü. Yine Selime isminde bir türkümüz olacak. O zaman alkışlayalım mı Ali Savaş'ı, yöre sanatçısını? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi dinliyoruz Ali Bey. Buyurun. Pencerenden ay doğunca çiğneden, çık gel sen pencerenden, uzaklara gidelim, söz vermiştik önceden Edalı Selimem. Uzaklara gidelim, söz vermiştik önceden Edalı Selimem. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz sanatçımızı. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Ve efendim şimdi de Çin'in sevgili belediye başkanı Sayın Osman Aydın'la beraberiz. Merhabalar efendim.
Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Çin'e böyle bir tanıtıcı program düzenlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Estağfurullah efendim. Çin'e tanıtılmadan geçilecek bir yer değil. Çin'in turizmle ilişkisi nedir Sayın Başkan? Şimdi şu anda böyle bir turizm hareketliliği yok ama önümüzdeki süreçte, çok kısa bir dönemde, önümüzdeki 5 yılda hakikaten turizm yönüyle de Çin'in çok büyük bir merkez olduğu, Çin'in hakikaten milattan önce 5. bin yıla kadar uzanan tarihi geçmişini de Çin'e de sergileyebilirsek, o zaman hakikaten kültürel turizm, ekolojik turizm yönüyle Çin'e çok dikkat çekici bir yer olacak. Şimdi gördüğünüz ürünlerden de anlayacağınız gibi hakikaten Çin'e de yeni bir tarım üretim anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemizden işbirliği içindeyiz. Çünkü yaylalar var burada değil mi? Evet. Orada üretim gerçekten çok kaliteli, çok organik. Evet, 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 evet. Mesela bu keçi projesi üniversitemizden beraber yürüttüğümüz köylerimizi kalkındırmak için yeni bir daha verimli bir ırkı oluşturmak için yapmış olduğumuz bir proje. Üniversitemize çok çok teşekkür ediyoruz bu üretimle ilişkili çalışmalarla. Ama zaten bu işler dolayı beraberlikle oluyor, işbirliğiyle oluyor değil evet, mi Sayın evet. Başkan? Biz üniversitemizden bu yönde çok memnunuz. Hakikaten onların bilgi birikimi, vatandaşımızın üretim heyecanı, onları birleştirip Çin'e de yeni bir anlayış, yeni bir üretim heyecanı geliştirmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz park da çok güzel ve özel bir park. Gerçekten hoş düzenlemeler yapılmış. Ne zaman gerçekleşti efendim bu? Parkımızı 4 yıl önce yapmaya başladık. Bu mekan tarihimizde çok büyük önemi olan bir mekan. İçinde bulunduğumuz şu anda görüntülenen mekan tarihi geçmişimizde çok önemli olan bir mekan. Osmanlı döneminde eşkıya denilen efeler milli mücadele gündemi gelince Yunan işgali Aydın'dan ileri geçince Albay Şefik Önderliği'nde milli mücadeleye katılmışlar. 5 Haziran evet. 1919 yılında. Evet. Müzede konuşalım az sonra evet. Bunu. Müzeye geçeceğiz. Yani bu mekan o çok tarihi gerçekten hoş önemi olmuş yönüyle çok önemli bir mekan olması nedeniyle tamam. Biz de Çin'e belediyesi olarak tamam. Anına şanlı yakışan bir mekan haline getirmek istedik. Bu çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi Çin'e de gerçekten çok güzel ürünler var. Gelin şöyle isterseniz başkanım. Şurada bir ustanın yanına gidelim bakalım. Genç usta. Genç usta kolay gelsin. Sağ ol. Adın ne? Seni tanıyalım. Kamil. Kamil mi, Kamil mi? Kamil. Peki Kamil usta, kaç yıldır yapıyorsun bu işi ya? Okuldan çıkalıdan beri yapıyorum. Yani okuldan çıkalıdan beri derken? Ortaokuldan beri. Ortaokuldan beri. Yani 1-2 yıldır mı, 5-6 yıldır mı? Baba mesleği mi bu peki? Baba mesleği. Çok güzel. Baba ne zaman öğretti sana bunu? Hep izliyor muydu o yaparken? İzliyorduk. Şu an ne yapıyorsun? Tava. Tava. Ne tavası olacak bu? Güveç tavası. Şu aşağılardaki gibi mi olacak? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık. Kaç paraya yapıyorsun bunu? Yani almak istesem kaç paradır bu? Biz toptan da sattığımız için tek bilmiyorum. Pazar için o karışmıyor. Öyle, babası biliyor. Peki Akçova'nın meşhur mudur Sayın Başkanım? Bu hakikaten bizim Akçova nahiyemizin yıllardan beri. Yani biz bilmiyoruz ne zamandan başladığını. Hı-hı. Biz bildi bileli bu çanak çömlek işi tarihinden beri gelen bir alışkanlık. Ama ne güzel, babadan oğula devam ediyor. Seni tebrik ediyoruz Kamil Usta. Sağ ol. Bu işe devam edecek misin? Edeceğiz. Peki kutluyoruz. Kamil Usta'ya bir alkış. Kamil Usta'ya bir alkış rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Burada bir başka usta var. Merhabalar ustam. Merhaba, hoş geldiniz Çin'imize. Sizi tanıyalım. Ben Songül Ultaş. Songül Usta. Songül Usta neler yapıyorsun? Bunlar nedir bu güzellikler bunlar böyle? Bunlar deve süsleridir. Bizim önceden beri geleneksel deve güleşlerimizin, develerin süsleridir bunlar. Evet. Ayrıca abim havuççu. Kendisi havuççu. Biz onlarla ailece birlikte yapıyoruz. Hı hı. Havuç dediğiniz nedir? Şudur efendim. Şu gördüğümüz. Evet. Şuradaki kendisi. Büyük eğer gibi devenin üstüne. Semer falan. Diyelim. Semer diyelim. Evet, peki. Evet, semer diyelim. Aha. Onlara abim yapıyor. Gördüğünüz gibi bu süsleri biz ailece yapıyoruz kendimiz. Hı hı. Ayrıca abimin içine de dükkanı vardır. Hı hı. Havuç dükkanı. Evet. Babam devecidir ama ailece süsü, devecisiniz. Siz süs öyle. Yapıyorsunuz. Çok güzel. Evet. Songül Usta ellerinize sağlık. Evet. Çalışın da görelim ne yapıyorsunuz. Bu süsleri siz yapıyorsunuz. Evet efendim. Çuvaldız mı o nedir? Evet efendim. Elimdeki çuvaldızdır. Hı hı. Böyle işliyoruz. Böyle rengarenk işliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben Çin'den Halil Kıfes.
Halil Usta, biz Aydın'da da rastlaşmıştık, evet, değil mi sizinle? Aydın Valiliği çağırmıştık. Evet, evet. Çok güzel bağlamalar var. Burada önce çine olur da bağlama olmaz mı? Çine olur da müzik olmaz mı? El sanatı olmaz mı? Bugün bütün dünya çineyi izledi. Sizlerin, evet, sayesinde. Sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Hava biraz sıcak. Olsun. İnsanlarımız sıcak. Ne güzel. Bağlamamız sıcak. Bağlamamız sıcak. Çok teşekkür ederim. Sözü ben biraz şeye bırakayım. Bağlamaya bırakayım. Kısa ama çok az. Çok az. Evet. Bağlamaya mı yoksa kabak kemanı? Kabak kemanı. Önce bunu bir tanıtalım. Hadi. Aydın'da da bunu tanıtmak nasip olur. Peki hadi işte. O zaman. Çok kısa. Oh. Şöyle. Çime. Gezelim. Gezelim yaylayı. Alkışlıyoruz. Çok teşekkürler ustamıza, kafes ustamıza. Şimdi şu arkada Sayın Başkan, arkayı boşaltın dediniz. Orada ne var? Bu ben hakikaten bu çok önemli bir sanat işi. 50'li yıllardaki jiplere hayat veren bir ustamız var. Ustam siz hakikaten böyle alayım. Yanıma değer, gelin. Yanıma gelin. Tanımaya değer. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz mi düzeltiyorsunuz? Evet, biz düzeltiyoruz. Benim babam isteğim bu. Hı-hı. Kardeşimden beraber sanayi sitesinde, iş yerlerimizde, hı-hı, bu araçları resmi dairelerden, askeriyeden alıp getirip şahıslardan. Hurda halde alıyorsunuz. Hurda halde alıp gelip bunlara tekrar şaseden söküp, evet, sıfırdan yeniden böyle modifiye yapıyoruz. Yani Avrupa'dan dahi müşterilerim var ve benim. Ve şu hale getiriyorsunuz. Evet, şu ortadaki araç 1951 model MO8 Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda kullanmış olduğu araç ve Türkiye'de de çok tutuluyor ve dünyada çok müşterisi olan bir araba. Evet. Onun yanındaki de 1942 model Amerika'nın ilk yapmış olduğu jiplerden. Hala da biz bunlara bu şekilde... Çocuklar şöyle çekilirseniz onları görüntüleyelim. Şöyle çekilirseniz, evet. Evet. Ortadaki duruma getiriyoruz. O ortadaki arkadaş da siz mi şey yaptınız? O beyefendiyi de siz mi öyle yakışıklı hale getirdiniz? O beyefendi televizyonu çıkmak istiyor, bizim belediye mesleğisi bir abimiz. Jibin orada duruyor. Evet, evet. Öbürü de 54 model. Onun yanındaki, evet, 1954, bravo, model. Daha JJ serileri de var, o kromlu, evet, şeyler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık ustam. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Şimdi tabii Çin'e müziksiz olmaz dedik. Çin'e gayet sıcak dedik. Müziği geçtik. Ustamı şöyle alayım. Bu sıcaklık aynı zamanda demircilerden de mi geliyor? Ben onların yanına bir uğrayayım isterseniz. Evet, evet. Bu bizim ata mesleğimiz. Evet. Demir dövme. Atalarımızın Orta Asya'dan beri getirdiği bir gelenek. Hakikaten yıllardan beri bu ustalarımız da bu işi yapıyorlar. Peki. Kolay gelsin ustam. Sağ olun, hoş geldiniz. Anladım, teşekkür ederim. Ne usta diyeceğiz size? Yılmaz usta. Yılmaz usta. Yılmaz kolay gelsin. Bu nedir yaptığınız? Bu orak. Orak yapıyorsunuz. Başka neler yapıyorsunuz? Tarı yapıyoruz. Gazma yapıyoruz. Peki bu delikanlı çırak mı? Çırak. Yoksa oğlan oluyor. Size, senin oğlun mu? Oğlum. Maşallah. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Benim adım Görkem Kaplan. Görkem, sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Okul tatil olunca da? Çalışıyorum. Babana yardım ediyorsun. Evet. Neler yapıyorsun burada? Burada ben babamın yaptığı işleri, aha, biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum. Aferin sana ya. Görkem'e bir alkış. Babasına yardım ediyor. Kalfa arkadaş galiba. Merhaba. Evet. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? 7-8 senedir yapıyorum. 7-8 senedir. Ustam sizin kaç yıldır? Ben ilkokul çıraklığımdan beri, 10 yaşından beri, hı-hı, bu işe çıraklık devam ediyorum. Hala devam ediyoruz. Yani. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Hocam çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Evet. Burası nedir? Çin'e hakikaten yeraltı kaynakları yönünden de çok önemli bir merkez. Özellikle madenleri. Hı hı. Feldispat, dünyanın en kaliteli feldispatını Çin'e de üretiyoruz. Hı hı. Ve dünyanın bütün ülkelerin aşağı yukarı feldispatla iş yapan, bütün ülkelerin üretim yapan, seramik ve cam üreten bütün ülkelerin de ticaretini yapıyoruz. Arkadaş mı üretiyor? Üreticilerden biri mi o? Onlar tesisin... Peki, şimdi ben hemen şeyi soracağım. Feldispat nerede kullanılıyor efendim? Şimdi feldispat özellikle seramik sektöründe, porselen sektöründe ve cam sektöründe kullanılan bir madendir. Hı-hı. Ve özellikle de süs eşyası olarak da kullanılır. Hı-hı. Artı porselen tabaklar, bunların bilirsiniz. Bunların hepsi feldispat türleri mi? Şöyle tanıtayım. Feldispat olarak sodyum feldispat diyoruz kendisine. Potasyum feldispat. Bunlar kuarslarımız bizim. Ve mika dediğimiz madenimiz. Mika, evet, çok hoş. Evet, mika. Özellikle görüntü olarak da dikkat edersiniz. Şurada, evet. Peki bu yörede mi hepsi çıkıyor?
Evet, bu yörede çıkıyor ve özellikle sodyum fosfat yönünden 100 milyon ton üzeri bir rezervin olduğunu söyleyebilirim size. Bu da Türkiye'nin en büyük, dünyada da sayılı rezervlerden biridir. Onun için de Çin'imizin tabii bu birçok güzelliğinin yanında maden olarak da ne kadar zengin bir ilçe olduğunu anlayabiliyoruzdur herhalde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şurada bir yazarımız var, bir kitap köşesi. Burası nedir? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Aydın'a dair kitapları mı topluyorsunuz? Şu şapkanızı bir çıkarırsanız yüzünüzü görelim. Evet. Aydın bölge olarak tarihsel anlamda eksikleri olduğunu düşündüğümüz için böyle bir çalışmaya başlattık. Biliyorsunuz Çin'in geçmişi başkanın da biraz önce dediği gibi 5000 İsa'dan önce 5000 yıllarına kadar gidiyor. Tarihten günümüze Aydın'ı ve Çin'i tanıtan çalışmalarımız oldu. Peki burada Aydın Ağzı diye bir kitap var. Aydın evet. Ağzı ve Sözlüğü. Bu kitaptan bakalım neler varmış. Neler varmış dedim. Doğru mu dedim? Doğru dediniz. Ha? Doğru dediniz nasıl, sayın. Nasıl spiker. Hakikaten doğru dediniz. Hakikaten yani. Diyebilir mi hakikaten? Tabii. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Bunlar tabii ki toplanmalı. Toplanmalı, bir araya getirilmeli. Evet. Unutulacak. Bunlar kesinlikle kayıt altına alınmalı diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve Çin'in bir başka kültürel ögesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Müştereğin varsa varsa matahını sat, elini sat. Matahını sat, elini sat. Şar ol Muhammed'im de değme gönüle. Cemevinde yıkmaya gör de dostumu, dostumu. Eller arif olur da yüzler postumu. Turab oldu çinesine, ahyar üstümü, üstümü. Ahyar üstümü, üstümü. Aşk adına bin deli, bin dağını gez, edepli den edep, ören uslu gez, ah yar yar, yar dost dost, şah halim şah, şahı. Halk içinde hatır, yıkma içinde hatır yıkma dalı gel bal ol Muhammed'e değme gönüle bal ol Muhammed'e değme gönüle görelim dostunu aşık Hüseyin'le devriş Muhammed yer yer içelim bir dolu bir dolu dahi de yeminler içelim bir dolu bir dolu dahi de yeminler baha verme yine de alınmaz cennet yer yer şar ol Muhammed'im.
Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Sevgili Seyran izleyicileri, efendim bu alkışlar Tahtacı Türkmenleri Yeniköy Semah grubu içinde bir kez daha bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Seyran'da sevgili izleyicilerimiz, Yeniköy'ünün aynı zamanda köy muhtarı Halil Gedik. Evet. Halil Bey merhaba. Merhaba, herkes hoş gelsin. Hoş geldin derim. Sizler de hoş geldiniz muhtarım diyorum artık. Yeniköy nerede? Yeniköy, Aydın, Muğla istikameti, Çine'yi geçtikten sonra 6. kilometreden doğuya 4 kilometre yukarıda 250 haneli, 800 nüfuslu bir köy. Peki Sayın Muhtarım, hani Çin'e daha önce hiç gelmemiş olanlar, özellikle yeni köye gelmek isteyenler ulaşım problemi yaşamayacaklar değil mi? Hayır, hayır. Kesinlikle 10 kilometre asfalt yolumuz. Ulaşım sorunu yok zaten. Devamlı peki, aracıklarımız var. Yeni köyde yaşayan yeni köylülerin geçim kaynağı nedir? Geçim başta meyvacılık. Hı-hı. Madran Dağı'nda en çok elma, Çine Ovası'nda yer fıstığı, mısır, zeytin ve hayvancılık. Peki muhtarım, gelenek, görenek, örf ve adetlerine yeni köylüler sahip çıkabiliyor evet, mu? Belki, bilmiyorum ama en fazla uzun zamandan beri gelenek ve göreneklerini devam ettiren belki Türkiye'de tek köy derim ya. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar yeni köy için. Teşekkür ediyoruz. Seyranımız devam ediyor. Efendim Muratçığım, söz sende. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir kültür yaşattıkları için Yeniköy'e, Yeniköylülere de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi biraz önce Sayın Başkan'la konuşurken buranın çok önemli olduğunu söylemişti. Buranın önemini müzeden kaynaklandığını da belirtmişti ama hemen başlayalım Sayın Başkan. Bu ne müzesidir? Burası 1900'lerin başında Osmanlı döneminde açılan askerlik binası, şubesi. Askerlik şubesi. Tabii Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu sevre imzaladıktan sonra, askerlerini terhiz ettikten sonra Yunan işgali başlıyor ve 1919'da Yunan Aydın işgal ettikten sonra alay komutanı Albay Şefik Aker Bey bütün alayını bu binaya taşıyor. Evet. Yani Aydın artık Yunanların işgaline girmiş. Hı hı. Mezalim, çok büyük bir mezalim yaşanıyor ve Albay Şefik Aker 60 tane personeliyle beraber alay komutanı, hı hı, alayda 60 kişi kalmış. Evet. Yani o kadar bir zordu durum. Sevr Anlaşması nedeniyle askerini terhis etmiş Osmanlı. Dönemin efeleri ve, ne derece önemli onu da hemen söylemiştiniz. O dönemde bu efeleri kovalayan Albay Şefik Aker, hı hı, milli mücadeleyi tabii ki efeleri katmak zorunda olduğunu görüyor ve Yörük Ali Efe önderliğindeki efeleri milli mücadeleye bu binada katıyor. 5 Haziran çok önemli bir tarih. Milli mücadelenin ilk silahlı direnişi başlattığı, Kuvayi Milliye Hareketi'nin ilk silahlı direnişini başlattığı Malgaç Aydın Nazilli arasındaki demiryolu istasyonunda, Malgaç demiryolu istasyonundaki baskını, Yunan müfrezesine baskın burada karar veriliyor. Burada planlanıyor. İçeride onu mizansene ettik. Albay Şefik Aker'le Yörük Ali Efe'nin o baskını nasıl planladıklarını mizansene ettik. Ve o önemli bir tarihin anılarını burada canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda içerideki kameraman arkadaşımız da o detayları gösteriyor. Neler sergileniyor müzede efendim? Ne zaman açıldı müze olarak? Müzemiz 2 yıl önce açıldı. Müzemizin içinde Albay Şefik ve Yörük Ali Efe'nin bir mumyaları var. O dönemdeki giyim eşyaları var. Orada bir tane çok önemli bir giyim eşyası var. Albay Yörük Ali Efe'nin baldızının giyim... Heyeti Milliye Odası var. Şimdi arkadaşımız oradaymış, kameraman evet, arkadaşımız. Heyeti Milliye Odası'nda o fedakar insanları, Heyeti Milliye Odası yaptık. O fedakar, hı-hı, insanların yine anılarını yaşatmak için. İmparatorluğun dağıldığı, Cumhuriyet'in henüz tohumlarının atılmadığı o dönemde halkın kendi önderlerine Heyeti Milliye örgütü altında toplayıp hakikaten Yörük Ali Efe'nin o Efe'ler mücadelesindeki aldıkları mermiden atlarının yediği arpaya kadar bütün vatandaştan topladıkları parayla yapmış oldukları bu masraflara tek tek kayıtlarını
yaptıklarını görüyoruz. Onları görüyoruz. Ayrıca başka neler var müzede? Silahlar var galiba. Silahlar var. Yine askeriyemizden gelen Birinci Dünya Savaşı'nda ve bu Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahları sergiledik. Onları askeri müzemiz bize burada sergilenmek üzere gönderdi. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Giysiler var galiba o dönemde. Bir tane giysimiz çok önemli. O dönemi, özellikle o dönemdeki fakirliği, yoksulluğu, o dönemi yansıtan bir tane 40 yamalıklı bir elbisemiz var. O elbise Yörük Ali Efe'nin, Baldızı'nın bizzat giydiği, kullandığı bir elbise. Düşünün artık, yani o dönemin en ileri gelenlerinden bir tane insanın Baldızı 40 yamalıklı elbise giyiyor. Yokluğu, yoksulluğu. O yoklukla kazanıldı değil mi? Evet. Dişe diş bir mücadele. Bu cumhuriyet böyle kuruldu. Evet. Hı hı. Ve o cumhuriyetin hangi şartlarda nasıl kurulduğunu bu müzede de herkes görebilir. Gelsinler, ziyaret etsin insanlarımız. Bu geçmiş anımızı unutmayalım. Evet. Peki okullar ziyarete geliyor mu efendim buraya? Birçok okulumuz, özellikle tarih derslerindeki öğretmenlerimiz, tarih öğretmenlerimiz burada o dönemi anlatmak için hakikaten çok güzel bir yapıyorlar. Ve o duygusal anı yaşıyor çocuklarımız. Şimdi şöyle bir şey var Sayın Başkanım. Biz ana yoldan geçerken Çin'in içinden geçiyoruz. Tabii köfteciler falan filan, ama bir de kocaman bir tabela istiyorum ben sizden. Öyle bir yönlendirme eksiği var. Kuvayi Milliye Müzesi diye lütfen kocaman bir tabela koyun ki yoldan geçen, vakti olanlar da şöyle girsinler. Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. En kısa zamanda o tabelamızı koyacağız. Hakikaten o milli mücadelenin nerede başladığını, nasıl başladığını insanlarımız görsünler. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz bu tarihsel değerimize de sahip çıktığınız için. Ve Çin'den seyran devam ediyor sevgili seyirciler. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, türkü dostlarına bir kez daha buradan selam olsun diyeceğiz. Yöre sanatçısı yanımızda kim var? Muhammed Yaldırak. Evet. Muhammed Bey, hoş geldiniz Seyran'a. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geçim kaynağınız nedir? Ekseri cümbüş. Elmacılık var. Nerede yaşıyorsunuz? Madıran'da yaşıyorum. Dutluluk köyündeyim. Yaylalardasınız. Yaylada yaşıyorum. Peki, bize hangi türkü okuyacaksınız? Yeşil ördek gibi daldım göllere. Peki şöyle kocaman bir alkış alabilir miyiz? Türküyü dinliyoruz efendim. Yazarsam mektubu,
sahırlı yazma, beni bırakıp da elin el gezme. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz efendim. Ne güzel söyledi, ne güzel söyledi Ozan'ımız. Ve şimdi dedik ya, programımızın başından beri Çin'in çok önemli tarihi ve kültürel değerleri var. Bu ögelerin de açığa çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Şimdi yanımızda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Sevinç Günel var. Aynı zamanda Tepecik Kazısı Kazı Başkanı. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Çin'in bu anlamdaki önemi nedir efendim? Çin'e Tepecik Kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi izinleriyle gerçekleştirilmekte. Bölge arkeolojisindeki önemi, Tepecik'in tarih öncesi dönemlere ait kültürel yapının ortaya çıkarılması ve bölgenin kültür tarihinin bu anlamda aydınlatılmasına yöneliktir. Kaç binlere gittik efendim kazanın? Evet, milattan önce 2000 yılına tarihlendirilen savunma sistemine dayalı bir yerleşim açığa çıkarıldı. Ancak daha erken dönemlere ait milattan önce 5500 tarihlere uzanan, yani tarih öncesi dönemlere uzanan bir kültürel yapıyı da tespit ettik. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz efendim kazı çalışmalarını? Biz kazı çalışmalarımızı 2004 yılından bu yana devam ediyor, sürdürüyoruz. Bundan sonra da uzun yıllar devam edecek kazı çalışmaları. Höyük oldukça güzel neticeler veriyor kültürel anlamda. Bu nedenle tam süre veremiyoruz ama uzun yıllar süreceğini söyleyebiliriz. Peki bugüne kadar bu kazıda rastladığınız en ilginç materyal nedir efendim o döneme ait? Kazı çalışmalarımız sırasında kare planlı, bastiyonla destekli sur yapısında yerleşimde önemli buluntularımız oldu. Bunlar arasında özellikle iki mühür baskısı öne çıkıyor. Çünkü Orta Anadolu'da Hitit İmparatorluk dönemine tarihlendirilen ve başkentleri Boğazköy Hitit arşivinden de tanıdığımız Hitit hieroglif işaretleri üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda kral ismi var. Bu da bu bölgede yaşayan özellikle Mira topraklarının kralının adının yer almış olması. Çok eksik, sınırlı bilgilere dayanan Batı Anadolu'nun tarihi, coğrafyası için çok sonucu daha önemli çok daha taşıyor. İlerine gittik. Burada genç arkadaşlar var. Gelin hemen yanıma şöyle arkadan. Evet, onları da tanıyalım hocam. Öğrencileriniz mi arkadaşlar? Evet. Merhabalar. Hacettepe. Merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Abdurrahman Coşkun. İlk kazı mı senin? Ben 6 yıldır buradayım. Yani sen kıdemlisin. 2005'ten beri devamlı geliyorum. Nasıl? Zevkli mi kazıda benim bulunmak? Kazı evinde yaşamak nasıl? Evet, zevkli benim için. Ben severek yaptığım bir meslek. Hı hı. Yani en güzel şartlarda. Peki. Şartlar zor olsa da devam ediyoruz yani. Severek yaptığım için sorumlu. Evet, şimdi ben sevgili arkadaşımıza da uzatalım mikrofonu. Ben de aynı şekilde Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezunum. Tuna Çapan. Mezunsun? Evet. Bir arkeolog yani. İki arkeologla beraber. Master öğrencimiz değil mi? Hı. Yüksek lisans programında master öğrencimiz. Tamam. Devam edecek bu arkeoloji alanı. Peki, evet, devam edelim. Neler söyleyeceksin? 3 senedir burada çalışıyorum. Bu 3. senem. Yani siz nasıl bir duygudur? Milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan bir tarihi ögeye ilk sizin dokunmanız. Duygusal olarak tabii şaşırtıcı diyeyim, öyle söyleyeyim. Ama tabii biz yani o açıdan bakmıyoruz. Daha çok bilimsel anlamda bize ne sağlayabilir, bize ne öğretiyor. Bize ne anlatıyor? Bunları anlamak, görmek daha önemli tabii ki. Evet, sizin böyle bu anlamda paylaşacağınız bir şey var mı? Ben de aynı şekilde arkadaşım gibi düşünüyorum. Önemli olan bilime katkı sağlamak. Hı hı. Yani o açıdan bizim için ilk defa tabii elinizi değiyorsunuz, güzel bir eser. İlk siz fırçalıyorsunuz veya bir dişçi aletiyle temizleyip çıkarıyorsunuz. Fotoğrafı çekiliyor, çizimi yapılıyor. Onların özellikle buluntu kartları denilen, hı hı, kimlik kartları dolduruluyor. O şekilde bunlar tabii önemli şeyler sonuçta. Evet, yani tarihe uzanan yolda bilinçlendirme adına sizler çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Ben sevgili hocam size çok teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlara teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ve
Bu kazı çalışmalarında kaç öğrenci var? Şu anda 10 öğrencimizle birlikte çalışıyoruz. Ekibimiz zaman zaman genişliyor çünkü restorasyon, mimari çizim konusunda ekibimize ilaveler oluyor. Bu sayı yaklaşık çalışmalar devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Sayın Sevinç Günel, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Tepecik Kazı Başkanı. Öğrencilere de çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Efendim bu arada tandırımız pişmiş. Öyle bir haber geldi. Oradan görüntülerimiz varmış. Bakalım nasıl pişmiş. Sevgili seyran izleyicileri, kültür, turizm diyoruz ama birazcık da damak lezzeti. Hazır da tandır pişerken. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir gösterelim. Gösterelim neler var burada. Öncelikle kiminle görüşüyoruz? Osman Demirel ismim. Osman Bey, süt ve süt ürünleri diyoruz. Evet. Çin'de. Çin'de. Şu anda biz Çin'de Yağcılar bölgesinde günlük 30 ton kapasiteli. Sözünüzü kesiyorum ama tandır pişti mi? Pişmiş. Pişti. Kokusu geliyor değil mi? Kokusu geliyor. Kokusu evet, da kokusu geliyor. Birazdan da tadına da bakacağız tandırın. Tadına da bakacağız. Evet, bakacağız. Şimdi biz günlük 30 ton kapasiteli bir üretim tesisimiz var. Burada gördüğünüz üzere tereyağı, evet. Kaşar, beyaz peynir, ezine türü beyaz peynir. Ezine mi efendim? Evet, ezine türü beyaz peynir ve lor üretimimiz var. Özellikle bu bölgede Muğla bölgesi, Aydın bölgesi, Ege bölgesine hitap ediyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hani bunları üretirken? Şimdi öncelikle bu bölgede ilk başta biliyorsunuz peynirimizin ham maddesi süt, çiğ süt. Hı hı. Çiğ süt alırken özellikle hijyen koşullara çok dikkat ediyoruz. Alırken gerekli kontrolleri yapıyoruz. Laboratuvar testlerinden geçiriyoruz. Peki Osman Bey, şöyle bir kalıp kaşar peyniri ne kadar bu? Kaç kilo? Bu 2 kilo. 2 kilo, kilo ne kadar kalıp mesela böyle bir peynir? 20 milyon civarında piyasada. 20 milyon, 18 milyon, peki. 9 milyon piyasaya göre değişir civarında. Efendim doğal, organik süt ve süt ürünlerinin tadına, lezzetine bakmak isterseniz hoş geldin. Çin'e geliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bak Çin'de bir amcayla tanıştıracağım ben sizi. Ben de tanımıyorum. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Ahmet Sezai. Ahmet Bey, neler üretiyorsunuz Ahmet amca? Ben kuşkonmaz üretiyorum. Kuşkonmaz üretiyorsunuz? Evet. Kaç senedir? 20 senedir. 20. Peki kuşkonmazın özelliği ne? Bu mu? Bu idrar yollarına, her yere bunu yediğin zaman, söylemesem çişini ettiğin zaman bir koku çıkarır. Şifa temizler, yani. Temizler. Aa, çok güzel. Peki burada diğer üretilen ürünler var. Kim üretiyor bunları? Siz mi üretiyorsunuz efendim? Ben sadece bunu üretiyorum. Kuşkonmaz. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim bakın burada taze fasulye. Kim üretiyor? Siz mi üretiyorsunuz? Evet. İsmim Tuncay Hanifcan Türk. Çin'e Gelişim Vakfı'nın önderliğinde üretilmiş ürünlerimiz. Bunlar GDO'su değişmemiş. Yani hibrit olmayan ürünlerimiz. Yani genetiğiyle oynanmamış genetiğiyle oynanmamış. Genetiğiyle oynanmamış domates. Buyurun efendim, işte şöyle şu güzellikte. Şunun içine bakar mısınız? Tamamen yerel. İnsanımızın geçmişi kadar eski olmasa da ona nazaran eski bir domates tohumumuz. Şu niye eski, bu kadar iri özelliği şimdi, ne? Bunun özelliği rengi biraz pembedir. Tadı diğerlerine nazaran yani hibrit tohumlara nazaran çok tatlıdır. Daha tatlı. Yani, tutulmasını ilk sebeplerinden bir tanesi odur. Evet. Bir de GDO'su değişmemiş yani. Armut Atadan, var. Evet, bu madran yaylamızda yetişiyor. Bursa'nın adı var ama bizim kestanemizin tadı kestane var yani. Evet. Kestaneye bakar mısınız siz? Hiç böyle dalında görmüş müydünüz sevgili izleyiciler? Aman aman bir şey geldi. Bir dakika, buraya bir şey geldi. Nedir bu? Bu tandır. Tandır geldi. Erol'cum vallahi şey hani o tarafa doğru sanki bakacağız. Hemen başkanın yanına gidelim. Başkanın yanına gidelim. Gidelim. Başkanım. Evet. Nedir tandırımız geldi. Kuyu tandırımız bu. Bu bizim özel kuyularımız var bunu pişirmek için. Tuğladan yapılmış. Biz yerli tuğladan. Çıkarken gördük onu. Evet hocam. Ustam siz mi yaptınız? Evet ben yaptım hocam. Kaç senedir yapıyorsunuz bunu? Vallahi ben 44 yaşındayım. Bilmiyorum ama 7-8 yaşından bu yana babadan dededen gördük. Yapıyoruz. Bu halde geldik, bu halde gidiyoruz. Açık yanmış mı biraz? Biraz sosladığımız için bu şekilde. Güçlük yanmış. Denir Aydın sözlüğünde. Biz böyle diyoruz. Böyle diyoruz. Peki bu neyle yenir en güzel? Vallahi hocam salata. Salatayla böyle açık ekmekle. Açık ekmek. Bir de yanına assosyu da açtınız mı? Allah tamam işte bakın ne güzel lezzetli çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ve orada ne var? Buyurun. O nedir?
Bu buyranımızın, tandırımızın suyuyla pişmiş olan pilavımız diyelim. Bunun suyuyla pişmiş pilav. Evet. Evet. O da aynı yağı, yağı suyu tamamen oğlaktan geliyor. Evet. Ve onun altında zaten duruyor içeride. Suyu. Çok. Bu yörede bu meşhur mu başkanım? Buyranımız çok meşhurdur. Özellikle Akçova nahiyemizin, beldemizin bayramının ikinci gününde adettir bu. Her evde bu yapılır. Her aile misafirlerine bununla ağırlar. Hocam, su kopar mı acaba diye bakıyorum da hani. Hocam bir tattırayım. Bir dakika ben şöyle koptum, elime aldım bir tane. Hı. Yok hocam. Bıçağa gerek yok, elime. Hocam çok güzel. Vereyim. Sağ ol. Hocam ben vereyim. Bir dakika olsun. Ben değil, ben kameramanlara yediriyorum. Afiyet olsun hocam. İbrahim Özmen için yiyoruz efendim. Çok gel lezzetliymiş. Hocam, hocam, Mehtap et yemiyor, et sevmiyor Mehtap. Hocam gel tattıralım. Hocam gel. Başkanım çok lezzetli. Hakikaten bu kapalı, hı-hı, tamamen lezzetin içinde bırakan bir sistemle piştiği için her şey içinde kalıyor. Süper, çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Burada dondurma var, etten sonra dondurma yiyoruz. Buyurun. Ne yersen ye, her yemeğin sonunda illaki tatlı çıkar değil mi? Evet. Dondurmayı her yerde bulabiliriz. Peki. Ama bu dondurmayı biz her yerde bulabilir miyiz? Hayır, bulamazsınız. Neden? Ben veteriner hekim Harun Yıkılmaz. Bu bölgede biz sahnen keçi çiftliğimiz var. Bu dondurmanın özelliği keçilerimizi doğal yolla besleyip tamamen %100 keçi sütünden yaptığımız bir dondurma. Ve içine konan katkılar da bölgesel meyvelerin doğal nektarları. Peki birazcık da Çin'e gelişim hakkında bahsedebilir miyiz? Bu konuda tabii tadını buyurun bakın. Gelişim Vakfı için hocamı... Çin'e Gelişim Vakfı 2009'da Çin'e Belediye Başkanı Osman Aydın öncülüğünde kuruldu. Tarımsal iyileştirme ve yerel sürdürülebilir kalkınma çalışmaları yapıyor. Özellikle zeytinde yaptığı çalışma çok mühim. Çünkü zeytin hem sağlıklı beslenme hem de gıda güvenliği ve tarım iktisadı açısından çok önemli bir tarım ürünümüz. Türkiye'deki zeytin ağaç varlığının en yoğun alanı Aydın'da. Aydın'da da Çin'de yaklaşık 5-6 milyon civarında zeytin, hı-hı, ağaç varlığımız var. Yalnız Çin'deki zeytin ağaç varlığının çok önemli bir ayrıcalığı ve farkı var diğer ağaç varlıklarından. Buradaki ağaçlar endemik, hı-hı, biyolojik tür bakımından orijinine en yakın ağaçlar. Çin'e Gelişim Vakfı bunu tespit ederek yaklaşık 2 yıldır 400 üreticiyle birlikte 25 bin dönümü hedefleyen ve bu hedefe ulaşan Türkiye'nin en büyük organik tarım örgütlenmesini yapıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Murat'cığım neredesin? Nerede olacağım? Hemen yarı başındayım. Bak burada bu sıcakta yenebilecek en güzel şeyin yanındayım. Ustam ellerine sağlık. Nedir bu? Bu bizim bildiğimiz Madran doğal karı. Madran yaylasından kar. Evet, Madran'ı kışın kömdüğümüz, yazın böyle halkımıza serinletmeyi biraz çıkardık. Bir bardak daha yapsana görsün kameramanımız nasıl yapıyorsun. Hemen bir tane daha alalım. Ha içine böyle. Bu ne şerbeti? Bu vişne şerbeti. Şimdi şöyle de şunu da göstereyim. Şurada bökmezli isteyenlere halkımıza. Bekmez. Bekmez isteyenlere bekmez veriyoruz. Bekmez. Evet. Adı ne? Pekmez. Hayır ama yok. Başkan bir şey dedi. Neymiş? Nasıl çiğnerizin? Diyebiliriz. Ne? Bökmez. Bökmez. Evet. Bökmezli mi yoksa vişneli mi istiyorsunuz? Evet. Arkadaşlar hangisini istiyorsanız buyurun. Kar helvası. Meşhur kar helvası burada. Evet. Dondurma yedik. Efendim şimdi Mehmet Özdoğan var, Mehmet Ezgin var, arkadaşlarımız yoruluyorlar, Senih Kocaman var, Ramazan Karaca var, Tuncay Yüce var, kimler var başka? Sesçi Faruk Kurtbaş var, sesçi arkadaşlarımız var, Ahmet Özbak var, Sinan var. Çok lezzetli bir şey bu, gerçekten çok hoş. Sayın Kaymakam buyurun lütfen, buyurun. Kaymakam Bey vişneli, siz de vişneli yiyorsunuz, ben pekmezli yiyorum. Kimi unuttuysam özür diliyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ekip arkadaşlarını sayıyorum. Kameraman arkadaşları tabii saymadık. Gökhan oradan ve sevgili Sami. Çok lezzetli. Kaç para uzatıyorsun bunu? 1 lira. Bardağı 1 lira. Bardağını 1 lira veriyoruz halkımıza. Ya ne kadar ucuz. Serinlemek istiyorsanız Çin'e geldiğinizde kar helvası mutlaka yiyin. Kar helvası yiyin ve şu hani 40 derece mi, 50 derece mi, 80 derece mi bilmiyorum hava. Gerçekten serinlemek için. Değil mi Sayın Kaymakam? Epey sıcak bugün. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık ustam. Ben şuradan hemen yan tarafa. Çocuklar bir müsaade edin. Bakın orada. Ah Mehtap abla oradaymış. Evet Mehtap. Efendim son zamanların özellikle son yılların en fazla tartışılan konularından bir tanesiydi. GDO'lu ürünler. Evet efendim. Biraz
Çin'in yer fıstığı ürünlerinden bahsedeceğiz ama ne kadar doğal diye soruyoruz. Efendim önce TRT ekibi olarak, Seyran ekibi olarak hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu ürünlerin bölgemizde 20-25 yıldan beri üretilmekte olup tamamen doğal ve kaliteli ürünler, GDO'su olmayan ürünler. Kamuoyunda geçtiğimiz yıllarda bu ürünle ilgili yapılan şeylerden dolayı tüketicilerimizde, kamuoyunda tereddütler oluştu. Kesinlikle bizim bu ürünlerimiz bu tür kalıntıları içermeyen sağlıklı ürünlerdir. Pestisit yok. Kesinlikle, kalıntı yok. Kesinlikle. Genetiğiyle oynanmamış. Hasan Bey zaten yüksek mühendisi. Beraber çalışıyoruz bölgemizde. Çin'e yöresinde patlak mısır üretiminde ziraat yüksek mühendisi olarak organize ve üretimleri gerçekleştiren biriyim. Firmamız olarak bu üretimleri yerli olarak yapıyoruz. Özelliği yerel olarak yetiştirilmiş, GDO taşımayan, tamamen yerel topraklarda kendi çiftçimize üretip, kendi ellerimizle temizleyip paketlediğimiz %100 doğal ve yerli üründür. Evet, her yönüyle doğal, her tercih yönüyle edilmesi doğal. Gerekiyor. Evet, evet efendim, Çin'e de ürün doğal, her şey doğal, çerezler de doğal, mısır da doğal, fıstık da doğal. Lütfen gelin ve bu lezzeti yerinde tadın. Çin'e gelin, Aydın'dan Muğla'ya geçerken hemen içeri girin de görün. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şuraya koşuyoruz. Aha, zeytinyağı var. Ben suyun yanına geldim. Deniz ve zeytinin faydaları ve aynı zamanda zeytinden organik çıkartılan zeytinyağları. Siz bahsedin. Evet, biz Çin'e Gelişim Vakfı olarak zeytinlerde organik sertifikasyon çalışmasını başlattık. Ve zeytinyağlarımızı iki şekilde ürettik. Hem delice zeytinyağı, zeytinin atası olan delice zeytinyağı ve bir de aynı şekilde normal zeytinden elde edilen zeytinyağları. Delice zeytinyağlarımızı elde toplatıp teker teker uygun koşullarda soğuk sıkım şeklinde yaptık ve şişelere koyduk. Bu kadar. Peki bir iki cümleyle zeytinyağının faydaları. Çin'e zeytinyağının faydaları diyelim. Çin'e zeytinyağının faydaları en önemlisi sağlık açısından, güzellik açısından. Kozmetikte çok fazla şu sıralara bayağı bir ön planda. Yani en önemlisi aslında bu zeytinyağı diye bahsedilen kozmetikte falan kullanılan diğer zeytinyağları değil, delice zeytinyağı. Peki, çok teşekkür ediyoruz Muratçığım. Evet, evet, evet. Ben neredeyim? Ben de Çin'in çok özel bir değeri. Nedir hocam bu? Çin'e topçam. Nedir? Su. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Vaktimiz yok. Bak, çabuk çabuk anlatın. Ben biraz şirketten bahsedeyim. Şirketten değil, sudan bahsedeyim. Çin'e belediyesine ait bir işletmemiz. Tamam. Suyun özelliği ne? Suyun özelliği tamamen doğal kaynak suyudur. Tamam. İçinde bulundurduğu mineraller bakımından. İşlenmiyor. Evet, işlenmiyor. Eşsiz bir tada ve lezzete sahiptir. Madran Dağı'ndan mı geliyor bu? Kesinlikle, kesinlikle. Karşıda gördüğümüz Madran Dağı. Ne güzel, ne güzel. Böyle bir kaynağa sahip olduğunuz için çok mutlu olmalısınız. Tabii ki, tabii ki. Peki sadece su mu var? Maden suyu var mı? Bunun yanında gazoz üretimimiz var. Gazozumuz da var. Tabii gazozumuzu da yine madran suyundan üretiyoruz. Tamamen katkısızdır. Evet. Kesinlikle tatlandırıcı gibi şeyler içermez. İçermiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, içecekseniz bu sudan için işte. Bu su ben çok çok lezzetli. Tüm Türkiye'ye bir test yaptıralım. Peki. Ben hemen alayım suyu. Yeter o kadar, yeter o kadar. Çok terliyoruz çünkü. Değil mi sayın kameramanım? Su içtikçe daha çok terliyoruz ama. Bu sıcakta yapılacak en güzel şey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mehtap, neredesin Mehtap? Mehtap. Neredeyim Muratçığım? Allah, Çin'e Mehtap mutfağı. Tavuklar vardı burada. Gel diyoruz. Habibe teyzeciğim merhaba. Merhaba. Neler yaptınız böyle? Bir anlatın, nedir bunlar? Evet, onlar bu et yemeği kapıma. Şimdi Murat'ın birazdan tadına bakacağı yemeği bir aktaralım. O kulak anlatalım. Çorbası. Ne çorbası? Kulak çorbası. Kulak çorbası. Evet. Hamur kulak memesi kıvamında olduğu için. Evet. Yukadan açılıyor. Sonra içine kıyma, soğan kavurup usta halini getiriyoruz. Kapıma eti haşlatıyoruz. Ne eti bu? Dana eti. Dana eti. Peki evet. Ben şöyle geçeceğim. Müsaade edin. Evet. Şu hemen devam edelim. Yuvarlama. Yuvarlama diyoruz. Evet. Siz mi yaptınız? Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet hemen olsun. Devam edelim bu. O mu? Salata. Çılbır. Çılbır. Yumurtayı kestik. Evet. Yarı yarı üstüne de döktük şeyi. Höşmerim. Evet. Peki. Devam ediyoruz. O tarhana. Tarhana. Evet. Özel bir tarhana galiba. Evet, yok tarhana değil. Evet. Bizim yöremizin tarhanası. Oo, çok güzel bu. Şu börülce. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin.
Ben turşu yapıyorum. Ne turşusu? Patlıcan turşusu. Közleme. Aa, ondan sonra dövüyorsunuz öyle. Evet, zeytinyağından boringa eziyorsun, turşu yapıyorsun. Peki, 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 peki. Kolay gelsin. Hemen devam ediyoruz. Orada ne görüyorum? Bazlamalar mı, gözlemeler mi? Acaba Çin'de bunun özel bir adı. Ben hemen şöyle müsaadenizi isteyeceğim. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Gürcan Söylemez. Bir daha alalım. Gürcan Söylemez. Gürcan teyzeciğim, nedir bunlar? Çin'de ne diyorsunuz bunlara? Bu ekmek sahibi o. Ünlü. Bazlama mı diyorsunuz? Ünlü abla gel, gel. Ünlü abla gel. Sen anlat bize. Nedir bunlar? Bezime. Gözleme mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bezime, bezime. Bezime. Bazı yerlerde de bazlama diyorlar. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Yumuruyoruz, ediyoruz. Zor mu? Zor oluyoruz canım. Peki para kazanıyor musunuz bu işten? Biz her yerde etmediğimizden kazanmıyoruz. Etmedik bir öne batırız. Diyorsunuz. Peki ellerinize sağlık diyoruz. Muratçım neredesin? Dumanlar arasından sesleniyorum. Bu sıcakta, bu sıcakta güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nedir bu? Çin'in meşhur köftesi. Meşhur köftesi. Niye meşhur? Niye meşhur? Tamamen doğal olduğundan dolayı. Doğal. Dumanların içinden şöyle yapalım gerçekten. %100 dana etidir. Evet. Kimyon, tuz ve soğandan başka... Kimyon, tuz, soğandan başka hiçbir şey tamamen doğaldır. Evet. Tavsiye ederim bir deneyin. Mutlaka Çin'den geçerken köfteyi mutlaka, yiyoruz. Mutlaka, kesinlikle. Ama tabii bu dumandan kaçtım, kusura bakma lütfen. Burada başka bir güzellik var. Efendim nedir bu? Çay balığı efendim. Sizi tanıyalım. Sami Gündoğan. Sami Gündoğan. Evet. Bu çay balığı hangi çaydan çıkıyor? Eski Çin. Eski Çin'e. Evet efendim. Sayın Başkan. Gerçekten çok güzel. Sayın Kaymakamım siz denediniz mi çay balığı? Çok güzeldir. Lezzetli değil mi? Tabii buraya hastır ve çok güzel lezzet vardır. Bu çay balığını sadece Çin'e de yiyebilirsiniz. Başka bir yerde olmaz. Bu ya, tatlı su balığı. Tavada kızartmadır bu. Yani ızgarası olmaz. Kızartmasıdır. Ve bütün gelen geçen misafirlerimizi mutlaka tatmasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki efendim şimdi burada bir köftecimiz daha var. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Tadacağım ondan biraz sonra. Dumandan. Diz çök. Ha şöyle konuşalım. Özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çöp şiş var burada, köfte var. Evet efendim. Meşhur domates Çin'e var. Köftemiz tabii. Bizim bu Çin'e köftemiz. Aha. Doğal bizim hayvanlarımızdan Hayvanlar doğal. Evet. Et doğal. Et doğal. Her şey doğal. Lezzet olağanüstü. Evet, aynen o şekilde. Bizim de tesislerimiz var burada, köfteci tesislerimiz var. Ne güzel. Biliyorum köfteciler diziliyor orada sıra sıra. Şimdi hiçbirinin reklamını yapmayalım. Hepsi birbirinden güzel. Ben şöyle yan tarafa da geçeceğim. Geleceğim. Sayın Başkan, Sayın Kaymakam biz şöyle gidelim. Burada bir başka köftecimiz var. Merhabalar. Köftenin tarihçesini koymuşsunuz oraya. Evet efendim. Nedir? Anlatın lütfen. Ben 3. kuşağım. 1901 yıllarında rahmetli andığımız benim dedelik. Evet. Dedelik köfteci Abdurrahman. Evet. Işık. Köftenin ilk hamurunu yoğurmuş. Yoğurduktan sonra yıllarca bunu devam ettirmiş çarşı içinde. Yani her gelip geçen bilir. 1940 yıllarında dünyaya gelen rahmetli kayınpederimden bu işi devam ettirmiş ve yol kenarında köfteci ikinci şubeyi açmıştır. Ve 2002 yıllarında yani 100 yıldır, 110 evet. yıldır neredeyse bu köftecilik var. Evet burada. Efendim. Ben şu anda veteriner hekimim. Hayvancılık yapıyorum. Hayvanlar doğal değil mi? Evet, hayvanlar doğal. Ben onu anlatacağım. Zaten hepsi organik. Aslında bizim şu var. Bizim Çin'e köftesinin meşhur olmasının en büyük özelliği şu. Bizim hayvanlar gerçekten doğaldır. Doğada uzun süre anaların emrine danalar. Evet. 2-3 ay beslendikten sonra bunlar özenle kasapta evet, gelir. Size. Anlatın ben arkadaşlarıma gelir. İkram edeceğim ki. Bu etler sıyrılır. Hani deriz biz en iyi malzeme. Etin kemiğe yakınlık olan kısmı değil mi? Evet. O tartışılmaz zaten. En iyi malzeme, en iyi köfte, en iyi malzemeden olur. Etin ne kadar kemiğe yakın ve pirzola ve biftek kısımlardan kıyma yaparsanız o kıyma gerçekten lezzetlidir, sinirsizdir. Ve kıymayı kıyarken de en büyük özelliğimiz şu. Kıyma kesinlikle ezilmemesi lazım. Bir, bu köftenin köfteyi köfte yapan şey tuzdur. Tuz önemli. Evet. Tuz. Peki efendim şimdi. Programımızın artık sonuna gelmişiz. Yönetmenimiz uyarıyor. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sayın Kaymakamım sizi yanıma alayım şöyle. Ve Sayın Belediye Başkanım hemen son sözleri alalım buradan. Ve veda edelim. Mehtap gel. Mehtap koş. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çilemizi tanıtma fırsatı bize verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Kaymakamım. Sayın Başkan. Tüm vatandaşlarımıza Çin'e gelir geçerken Kuvayi Milliye Müzesi'ni özellikle görmelerini istiyoruz. Köftemizi tatmadan geçmesinler. Evet.
balığımıza, çay balığımızı tatmadan geçmesinler. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımızın artık sonuna geldik. Biz Çin'de bu güzelliklerle buluşturduk sizi. İyi ki de gelmişiz. Gerçekten çok güzel, çok güler yüzü halk bizi karşıladı. Çok teşekkür ediyoruz. Size de, onlara da. Seyran.net.net.tr elektronik posta adresimiz. Başka bir Seyran'la görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.